arkadaşlar. İslam literatüründe yer alan bilgilere göre anlattığımız Yaratılış serisi videomuzun 4. bölümüyle sizlerleyiz. İlk 3 bölüm izlemediyseniz onları da izlemenizi öneriyoruz. Yaratılış serisi 4. bölümde Hazreti Adem'in yaratılışı, İblis'in Allah'a isyanı ve cennetten kovuluşunu inceleyeceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Bir önceki bölümde İblis'in yeryüzüne ve cennete hakim olduğu dönemden bahsetmiştik. İblis'in hakimiyeti döneminde gerçekleşen olaylardan biri de Adem'in yaratılmasıdır. İblis'in gerçek halinin ortaya çıkma zamanının geldiği, hakimiyetinin son bulma vaktinin yaklaştığı ve İblis'in içinde taşıdığı meleklerin bilmediği kibri meleklerine göstermek istediğinde Allah, meleklere "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demiştir. Bunun üzerine melekler bir önceki bölümde anlattığımız savaşları kastederek orada daha önce bulunan cinler gibi davranan ve onlar gibi kan akıdan, fesat çıkaran ve sana isyan eden birilerini mi yaratacaksın? Oysa biz sana tesbih ediyor, hamd ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Çünkü biliyorlardı ki Allah nezdinde en büyük günah fesat çıkarmak ve kan dökmektir. Allah ise "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurdu. Allah Adem'i yaratmaya başladığında melekler kendi aralarında "Rabbimiz dilediğini yaratsın. Ancak kimi yaratırsa yaratsın, biz o yaratılandan daha bilgiliyiz ve daha üstünüz" demişlerdir. Allah Adem'i yaratmak istediğinde Adem'in yaratılacağı toprağın yeryüzünden alınmasını emretti. Allah Cebrail'i yeryüzüne göndererek oradan çamur getirmesini emretti. Yer Cebrail'e "Senden Allah'a sığınırım. Benden bir şey eksiltme ve beni bozma" dedi. Bunun üzerine Cebrail bir şey almadan döndü ve dedi ki "Ey Rabbim, yer sana sığındı, ben de onu kurudum." Bu kez Allah Mikail'i gönderdi. Yer ondan da Allah'a sığındı ve Mikail de eli boş bir şekilde geri dönerek Cebrail'in söylediklerini söyledi. Bunun üzerine Allah ölümden sorumlu meleği yeryüzüne gönderdi. Yer diğer meleklere söylediği gibi "Senden Allah'a sığınırım, benden bir şey eksiltme ve beni bozma" dedi. Ölüm meleği ise "Ben de Allah'ın emrini yerine getirmeden dönmekten Allah'a sığınırım" dedi ve tek bir yerden değil yeryüzünün muhtelif yerlerinden kırmızı, beyaz ve kara renklerde toprak alarak karıştırdı. Derler ki bu yüzden insanoğlu farklı renklerde yaratılmıştır. Melek aldığı toprağa su karıştırdı ve böylece toprak yapışkan bir çamur haline geldi. Bu çamur rengi değişip kokuşuncaya kadar bekletildi. Adem yeryüzünün kabuğundan yaratıldığı için Adem adını almıştır ve Adem yeryüzünün çeşitli yerlerinden alınan topraktan yaratıldığı için Adem oğulları içinde kızılı, siyahı, beyazı, bunlar arasındaki renk tonunu ve yumuşak, sert, kötü ve iyi tabiatlı olanları vardır. Rivayetlere göre Allah yapışkan, kokuşmuş, balçık halindeki çamuru şekillendirmiş ve Adem'in yaratıldığı bu çamura maya katıp ceset olarak 40 yıl bekletmiştir. Bu esnada melekler onun yanından geçerken ürküyorlardı. En çok ürkenlerden biri de İblis'ti. İblis, Adem'in cansız bedeninin yanına gelip ayağıyla ona vuruyordu. Ceset pişmiş çamur gibi ses çıkarıyordu. İblis bu cansız bedenin ağzından girip makatından çıkar, makatından girip ağzından çıkar ve şöyle derdi: "Ses çıkaracak bir şey değilsin ve yaratılışının bir anlamı yoktur. Sana musallat olursam seni yok edeceğim. Sen bana musallat olursan sana isyan edeceğim." Allah
İblisin Adem'e karşı kibirlenmemesi için Adem'i kendi suretinde yarattı. İblis kibirlenecek olsa da Allah ona, "Ben kibirlenmezken sen nasıl kibirlenirsin?" diyecektir. Adem'in cesedi 40 yıl bekletildikten sonra Allah ona ruh üflemek isteyince meleklere, "Ona ruhumdan üflediğimde ona secde edin" buyurdu. Allah ona ruh üfleyince ruh Adem'in başından girdi ve vücuduna ruh giren Adem hapşırdı. Bunun üzerine melekler "Elhamdülillah de" diye telkinde bulundular. Adem "Elhamdülillah" deyince Allah ona "Rabbin sana rahmet etsin" buyurdu. Ruh Adem'in başından aşağı doğru indikçe ruhun sirayet ettiği vücut noktaları ete ve kemiğe büründü. Ruh göbeğine ulaştığında Adem kendine baktı ve kendi güzelliğinden gördüklerini beğendi. Ayağa kalkmaya çalıştıysa da buna güç yetiremedi. Allah'ın "insan aceleci olarak yaratılmıştır" sözü bunu işaret etmektedir. Vücuda ruh üfleme işi tamamlanınca Allah iblis ile meleklere "Adem'e secde edin" diye buyurdu. İblis hariç oradakilerin hepsi secdeye kapandı. Ancak iblis aralarından ayrıldı ve kibirlenip böbürlenerek haksızca bir hasetle secde etmekten imtina etti. Bunun üzerine Allah, "Ey iblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların tümüyle dolduracağım" diye buyurdu. İblis, "Secde etmeyeceğim. Zira ben ondan daha hayırlıyım. Yaşım daha büyüktür ve yaratılış olarak daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Ateş çamurdan daha güçlüdür" dedi. İblis isyanına ısrar edince Allah onu lanetledi ve cennetten çıkardı. Bu olaylardan sonra Allah Adem'e her şeyin ismini ve yarattığı her şeyi öğretti. Hatırlayacağınız gibi Allah Adem'i yaratmaya başlayacağı zaman melekler kendi aralarında "Rabbimiz dilediğini yaratsın, ancak kimi yaratırsa yaratsın biz ondan daha alim ve kıymetli olacağız" demişlerdi. Allah Adem'i yaratıp ona kendinden ruh üfleyince melekler Adem'in kendilerine daha kıymetli olduğunu anladılar. Ancak yine de "biz ondan daha hayırlı değilsek de daha alimiz" dediler. Adem her şeyi öğrenince Allah onu meleklere arz etti ve şöyle buyurdu: "Ben ne yaratırsam siz ondan daha alimsiniz. İddianızda sadık iseniz şu şu nesnelerin isimlerini bana bildirin." Bunun üzerine melekler tövbe ederek şöyle dediler: "Şanın ne yücedir. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen ilim ve hikmet sahibisin." Allah, "Ey Adem, onlara bu eşyanın ismini bildir" buyurdu. Adem, eşyanın isimlerini onlara bildirince Allah meleklere, "Ben size göklerin ve yerin gaybını, sizin açıkladıklarınızı ve gizlediklerinizi bilirim demedim mi?" diye buyurdu. İblise geri dönecek olursak, Adem'e secde etmeyerek Allah'a karşı isyan ettiği için Allah onu uyardı. Ancak iblis isyanında ısrar etti. Kötülük ve azgınlığa devam etti. Bunun üzerine Allah onu cennetten çıkarıp kovdu. Ona verdiği dünya semasıyla yeryüzü hakimiyetini ondan aldı ve cennet sorumluluğu görevinden azletti. Allah ona "oradan yani cennetten çık, zira sen kovuldun ve kıyamete kadar lanetlendin" buyurdu. Ancak iblis semadaydı ve henüz yeryüzüne inmemişti. O sırada Allah
Adem'i cennette iskan etti. Adem orada yalnız başınaydı ve onunla huzur bulacağı bir eşi yoktu. Bir keresinde uykuya daldı. Uyandığında başının ucunda bir kadının oturmakta olduğunu gördü. Allah onu Adem'in kaburga kemiğinden yaratmıştır. Burada parantez açıp şunu belirtmek gerekir ki, Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılıp yaratılmadığı günümüzde tartışma konusudur. Bu konuyu anlatırken kaynak olarak kullandığımız Taberi tarihinde Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı ifadesi birkaç yerde geçmektedir. Ve konu anlatılırken sahabelere, Tevrat ehline ve Abdullah bin Abbas gibi pek çok ilim ehline atıfta bulunulmuştur. Doğrusunu Allah bilir. Parantezi kapatıp konumuza geri dönelim. Allah Adem'i uyuttu ve sol tarafından bir kaburga kemiği alarak yerini etle doldurdu. Adem uykudaydı ve uyanmamıştı. Allah o kemikten de eşi Havva'yı yarattı. Adem onda huzur bulsun diye Allah onu kadın fıtratıyla donattı. Allah Adem'i uyandırınca Adem onda huzur buldu. Allah Adem'e, "Ey Adem, sen ve zevcen cennette ikamet edin ve dilediğiniz kadar bolca cennetin nimetlerinden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın ki zalimlerden olmayasınız," dedi. Adem ve Havva cennetteyken İblis onlara yaklaşmak için cennete girmek istedi. Fakat cennetin muhafızları onu cennete girmekten men ettiler. İblis, Adem ve Havva ile konuşmak üzere kendini cennete taşımaları için yeryüzündeki tüm hayvanlara teklifte bulundu. Ancak yeryüzündeki hayvanların hiçbiri bunu kabul etmedi. Sonra yılanla konuştu ve ona şöyle söyledi. "Eğer beni cennete geçirirsen seni Adem oğlundan koruyacağım ve sen benim zimmetimde olacaksın." Bunun üzerine İblis yılanın ağzında saklandı ve bu şekilde cennet muhafızlarını aşarak cennete girdi. Yılan o zamanlarda vücut örtüsüne sahipti ve dört ayağı üzerinde yürüyen güzel bir hayvandı. Yılan İblis'i ağzına aldı ve cennetin muhafızlarını geçti. Cennete girdikten sonra İblis yılanın karnından Havva ve Adem ile konuşarak onlara, "Ey Adem, sana ebediyet ağacını ve tükenmeyen mülkü göstereyim mi? Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı. Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim," diye yemin etti. Yani İblis onlara, "Bu ağacın meyvesine yediğiniz takdirde Allah gibi mülk sahibi olursunuz ve ikiniz de melekler gibi ebediyen yaşarsınız ve hiç ölmezsiniz," demiş ve onlara yemin ederek kendilerine samimiyetle nasihat ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine Adem oradan uzaklaştı. Fakat Havva ondan yedi ve Adem'e seslenerek, "Ey Adem, ye, ben yedim ve yediklerimden bana bir zarar gelmedi," diye onun da yemesini istedi. Bazı rivayetlere göre Havva ağaca dokunduğunda ağaç kanamıştır. Adem Havva'yı yanına çağırdı. Ancak Havva ona, "Buraya gelip bu ağaçtan yemezsen senin arzularına icabet etmem," dedi. Ve ikisi de ağaçtan yedi. Adem de ondan yiyince avret yerleri onlara göründü. Bir rivayete göre onları örten tırnak maddesinden bir kabuktu. Avret yerleri onlara görününce Adem ağacın arkasına girdi ve cennet yapraklarıyla avret yerlerini örtmeye başladılar. Allah Adem'e, "Ey Adem, benden mi kaçıyorsun?" diye seslendi. Adem, "Hayır ey Rabbim, senden utandığım için saklanıyorum," dedi. Allah, "Ey Adem, kim sana bunu yaptırdı?" diye sordu. Adem, "Ey Rabbim, Havva yaptırdı," dedi.
Allah Havva'ya, "Neden Adem'i yedirdin?" diye sordu. Havva, "Yılan bana emretti," dedi. Yılana sorunca, yılan, "İblis bana emretti," dedi. Allah, "O mel'undur ve kovulmuştur," buyurdu. Bunun üzerine Allah, "Sen ey Havva, kulumu aldattın. Ağacı kanattığın gibi ceza olarak sen de her ay kanayacaksın. Sen karnında zorlukla bebeğini taşıyacak ve doğurduğun zaman ölümün kenarında yaşayacaksın. Halbuki seni yaratırken bu iki halini kolay ve nazik kılmıştım." Sonra yılana dönerek, "Sen ey yılan, mel'un iblis karnına girdiği ve kulumu aldattığı için mel'unsun. Senin ayakların karnında yok olacak ve rızkın da toprak olacaktır. Sen Adem oğullarının düşmanısın. Onlar da senin düşmanındır. Onlardan biriyle karşılaştığın zaman senin başını yaracaklardır." Ve sonra Allah onları cennetten çıkardı. İkisini, düşmanları iblis ve yılan ile birlikte, "Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin," diyerek yeryüzüne indirdi. Evet, Adem ve Havva'nın yaratılışı ve cennetten kovularak yeryüzüne indirilmelerini incelediğimiz bu video ile İslami literatüre göre yaratılış konusunu bitirmiş oluyoruz. Yaratılış serimizin sonraki bölümlerinde Türk mitolojisinde yaratılış konusunu inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin lütfen. Saygı ve sevgilerimizle.